gelmiş. Kimi bekliyordunuz? Kuzey sandık ol. Hoş geldin. Hoş. Hoş geldin. Ne oldu? Yok bir şey, içeri girince anlatırım. Banu nasıl? İyi. Halloldu değil mi her şey? Sorun yok. Bütün gün onun yanındaydım. İyi, çok şükür. Ne oldu? Sima evi terk etti. Ne? Niye? Bilmiyoruz ki oğlum. Bize kimse bir şey söylemedi. Valizlerini toplayıp gitti. Kuzey mi kovdu? Bilmiyoruz. Ya Kuzey'in korkusundan topukları poposuna vura vura kaçtı gitti oğlum. E ne olacak şimdi? Hırsından gidip Banu'ya anlatırsa her şeyi. Allah korusun. Anne Kuzey nerede? Baban aradı. En son Ali'delerdi. Oradadır hala. Oğlum bir git bak bakalım. Bize kimse bir şey anlatmıyor. Öğrenelim ne olmuş ne bitmiş. Ben o kız yüzünden katil olursun diye sustum kardeşim. Ben de öyle. Ama bugün bir kez daha gurur duydum seninle. Hepimizi yanılttın. O kadar olgun davrandın ki. Eski Kuzey'in uçup gittiğini hepimize gösterdin bir kez daha. Abartma çirkin. Ya vallahi öyle. O kadar haklıydın ki gerçekten değmezdi yani. O kız için hayatını mahvetmeye değmezdi. Orası öyle de. Şanslıymışsın ki ayağı tökezledi, bütün yalanları ortaya çıktı birden. Tabii canım. Hayır yani iş için bile gitmiş olsa yanlış yaptı. Yalan söyledi bir kere. Parmağında oynattı bizi. Ay Kuzey saçmalama. Kim nereden bilecek o kızın bu kadar oyunbaz, entrikacı olduğunu? Oh de kardeşim. Oh de. Bitti gitti. Bitti gitti işte, kurtulduk. Aynen. Ulan keşke gördüğün an bana söyleseydin de oracıkta o meseleyi kapatsaydım. Onunla geçirdiğim bir gün, bir saat bile kayıp ya. Böylesi daha hayırlı oldu kardeşim. Bakma sen. Simay defteri sonsuza dek kapandı artık. Ya felaket tellallığı yapmış olmak istemem ama bu kız hamile olmasın yine. Kim? Simay mı? Öyle bir problem kesinlikle yok. Yani %1 milyon eminim. Adam geceleri yerde yatıyordu be. Sen nereden biliyorsun lan? Anan söyledi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, geç. Hı. İyabet teyze yayılırmış. Gel. Gel birader. Öyle oldu. Merhaba. Merhaba. Öt bakalım. Kimden öğrendin? Hı? Annemden mi, Can Katmanoğlu'ndan mı? Can Katmanoğlu mu? Hı. Ben Can'la konuştum. Kimseye söylemez. Bir dakika, bir dakika. Doğru düzgün anlatsanız da şunu. Can Katmanoğlu ne alaka? Kız dönüp dolaşıp ayağımıza dolanacak. Bak görürsün. Öyle sessiz sedasız da bitmeyecek. Cık. Ya oğlum ne diyorum ben sana bir saattir? Problem yok. Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Boşanacağım. Ha. Yarın ilk iş git dilekçeni ver birader. Ha, öyle yapacağım zaten. Ama bir yandan da onu kaybetmemek lazım. Yani iletişim kopmasın. Bir ortadan kaybolursa boşanamazsınız da. Doğru diyor. O da var. Hiçbir şey yapamaz ya. İçiniz rahat olsun sizin. Daha beni bir tek düşündüren o herife borçluk almak. Ama onu da halledeceğiz yakında. Sıkıntı yok. Tamam merak etme. Ben ödeyeceğim o parayı. Yarın bankaya gider hallederiz. Yok yok. Ben halledeceğim onu. Macit'le konuştum. Arabayı satacağım, birkaç gün hallederim. Ne diyorsun lan? Saçmalama. Kardeşim ben yaptım, ben halledeceğim. Ne var? E tamam, kimin için yaptın? Ha? Benim için. Güney'le ilgisi yok ama. Ya seni benim mi var? Hem Kuzey'in bende parası vardı. Ha, tamam. Tamam. Bu iş de halloldu. Sıkıntı yok. Tamam.
bağlı oluyor. Ne iş? Hallettiniz mi? Konuşuruz sonra. Hallettik. Problem yok. Güzel. Bana bak. Resmen hafifledim, yemin ediyorum ha. Ceylan gibiyim. Neyse, Simay problemi de ortadan kalktı. Bundan sonra sadece işimle ilgileneceğim. Daha kurtulmadık. Simay elindeki bombayı her an patlatabilir. Biraderin o bombayı etkisiz hale getirdi. Sıfır ihtimal. Ben ona söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra ağzını tek kelime bile açmayacak. Zey. İki dakika gel de konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Nasıl yok? Ben odama çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Öyle işte baba. Anlatacak bir şey yok. Anlatacak bir şey olsa anlatırdım sana. Ya bak, sen sadece şunu bil. Bu iş bitti. Anladın? Oğlum prangalarından kurtuldu diye bayram et, sevin. O kadar. Aa, buraya yazıyorum. Esas boşanma ilamını aldığım gün ben gerçekliğini o zaman yapacağım. Öyle işte. Bu yani olup biten. Neymiş olan biten? Boş ver baba. Ne demek boş ver ya? Oğlum doğru dürüst anlatsana bana ne olup bittiğini. O çok kuruduğun gelinin oğlunu aldatmış. Yani tam olarak öyle değil de öyle işte. Ben diyordum zaten. Oh, Allah'ıma bin şükür. Sonunda onun yüzünü hepinize gösterdi. Şükürler olsun ya Rabbi. Ne diyorsun sen be kadın? Oğluna bunu yaptı diye göbek mi atacaksın? Bir de utanmadan şükrediyorsun. Sonunda yüzünü gördünüz diye. Ulan keçi. Dayanamadın, yumurtladın yine değil mi?